milliyetçilik, Türk milletine karşı beslenen derin sevginin ifadesidir. Kalbinde başka bir milletin gururunu taşımayan, kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türktür. Türk milleti için, Türk'e göre, Türk tarafından sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine sevgi ve bağlılık, Türk devletine sadakat ve hizmettir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ülkücülük, Türk milletinin en ileri, en kuvvetli ve en medeni hale getirme ülkücülüğü. Ülkücülüğün kelime anlamı, Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletlerini benimseyip benimsetmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ahlakçılık, Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun, yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi öngören esaslara dayanır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bilimcilik, olayları ve varlığı ön yargılar ve art niyetlerden sıyırarak ilim mentalitesiyle incelenebilecek ve girişilebilecek her türlü faaliyetlerde ilimi önder yapmak prensibidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Toplumculuk, her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. Ne mutlu Türk'üm diyene. Köycülük, köylerin tarım merkezi haline gelerek tefecilerin elinden kurtarılması ve tarım ve kredi kooperatifleriyle desteklenmesini öngörür. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hürriyet ve şahsiyetçilik, bir insanın mutlu olabilmesi için her şeyden önce hür ve bağımsız olması gerekmektedir. Biz bir insanın ne köle olarak kullanılmasını ne de şahsına kölelik sıfatının yakıştırılmasını tasvip ediyoruz. Biz Milli Doktor'un 9. şıkta belirtildiği gibi ne bir millet uşak olarak kullanılmasını kabul ediyoruz ne de aziz Türk milletinin köle olarak kullanılmasını kabul ediyoruz. İşte tüm bu esaslar doğrultusunda bir insanın mutlu, bağımsız, hür ve devlete bağlı olabilmesi için insan hakları evrensel beyannamesine belirtilen tüm hak ve özgürlüklerin tüm insanlara teker teker ve ayrı ayrı olmak üzere dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın tanımlanmasına ve adalet önünde eşit ve bağımsız yargı hakkına sahip olmasına bağlıdır. Tüm bu ilkelerdeki esaslar sağlandıktan sonra insan devlete tam bağımlılığını yerine getirebilir. İşte bu yüzden hürriyet ve şahsiyetçilik ilkesini benimsetmekteyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gelişmecilik ve halkçılık. İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli ve daha mükemmelini istemek ve aramakla gelişir. Elde edilenle yetinmeyip daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarla Türk milletinin tarihinden, milli benliğinden ve kökünden kopmadan ilerlemek ve yükselmek gayedir. Yapılacak her işte halka doğru, halkla beraber olmayı, ilerlemenin ve yükselmenin vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul ederiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Endüstri ve teknikçilik. %100 yerli ve milli malın bir an önce sanayileşip dış ülkelere ihraç edilmesi hedeflendiği ilkedir. Ne mutlu Türk'üm diyene.